Bismillahirrahmanirrahim. İrfani geleneğimizin büyük bilgesi Ebul Hasan Harakani'nin sohbet ve vaazlarından oluşan Nurul Ulum adından da anlaşılacağı üzere bilginin en üst düzeyi olan hikmetten ibarettir ve ilimlerin nurunu onlardaki ilahi ışığı yansıtmaktadır. Harakani Hazretleri kamil insan olan efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en yetkin varislerindendir. Bu niteliği ile kendisine çok hayırlar verilmiş biçiminde vasfedilen hikmet ehlindendir ve susuşu gibi konuşması da irşad edicidir. Şeylerin hakikatini, yolun esaslarını, maneviyat yolcusunun özelliklerini, tasavvuf irfanın ilkelerini, kamil insanın kim olduğunu, hangi sıfatlara sahip bulunduğunu, yaratıcısıyla halvetinde doğan varitleri, kalbine ilham edilen sırları ve hakikatleri, vecdin doğasını, vecd ehlinin, ...durumunu, Salik'in yolculuğunda uğradığı menzilleri, Sufilik yolunun temel kavramlarını... ...bu eserindeki söyleşilerinde de dile getirmektedir. Birinci bölüm soru ve cevaplardan oluşmaktadır. İkinci bölümde vaat ve öğütler, üçüncü bölümde Efendimiz'in bazı hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem... ...dördüncü bölümde ilahi bağışlar, beşinci bölümde münacatı, altıncı bölümde manevi coşkusu, yedinci bölümde gönlüne doğanlar... 8. bölümde manevi mücahede, 9. bölümde hikayesi ve nihayet son bölümde olağanüstü halleri yer almaktadır. Tasavvufi irfan geleneğinin büyük kılavuzlarının yolunun kavşağında bulunan sadece nakşi geleneği değil, hemen bütün irfani yolların şehirlerini ve büyük bilgelerini manevi bakımdan emziren ve besleyen Hz. Mevlana'dan, Ahmet Yesevi'den, Yusuf Hemedani'den, Molla Camii'ye tasavvuf semamızın en parlak yıldızlarına kılavuzluk eden Arakani'nin nakledilen menkıbelerde hiç kuşkusuz öncelik Kamil Veli beyazıt Bistami'ye aittir. Hazretin kılavuzu olan bu muhakkikten sonra hırkasını aldığı Ebul Abbas, kasap Amuli gelmektedir. Konuya fazla aşin olmayan okuyucuların karşılaşacağı bazı kavramların, ve Şey Ebul Hasan'ın sözlerinin daha iyi anlaşılması için burada tasavvufi ile ilgili bazı ön bilgiler verildi. Gerçek manada tasavvufa ilk defa girmek isteyen kişiye mürit denilir. Kavram olarak mürit, dünya ile ilgili istek ve arzuların kalbinden çıkması ve temiz melekelere sahip olması için içinden Allah'tan başka her şeyi kazıp atarak kalbini sadece Allah'a ve ona yakın olmaya bağlayan kişiye at olmuştur. Hakikat yoluna giren mürit, salik yani yola koyulmuş yolcu adıyla da anılır. Temiz yetilere ve uyanık kalbe sahip olabilmesi için salikin görevi, şeyhe itaat etmektir. Salikin yani müridin bir yıl halike, bir yıl halka, bir yılda kendine hizmet etmesi lazımdır. Şeyhe itaat ve sülukun şartlarına riayet etmek suretiyle arınmış olan ve ilahi cezbelere mazhar olan salike, meczup salik denilir. Sufi derviş salik müridin amacı hakikati bulmak yani hakka ulaşmak, hakiki kemale ermektir. Ve sufilere göre hakikati bulmanın tek aracı şuhuttur. Onlar salikin şuhut makamına ulaşması için bazı çileler çekmesi ve bir takım merhaleleri kat etmesini şart koşarlar. Fakat menzil ve merhaleleri kat etmeden önce salikin kendini tanıması, ruh ve nefsinin hakikatini bilmesi ve ondan sonra hak yola adım atması lazımdır. Hakikat yoluna adım atmış olan müridin başka bir deyişle salikin şeyh veya murada itaat etmesi şarttır. Çünkü tasavvufta şeyhin rolü dinde peygamberin rolüne benzer. Sufilere göre Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın olayı mürid ile muradın yani şeyhin açık bir örneğidir. Tasavvufta şeyhler yani pirler görevleri ve dereceleri itibariyle hırka piri, sohbet piri, tarikat piri ve benzeri adlarla anılırlar. Saliklere yani müritlere önder şeyh olabilmek için sufinin ve salikin halktan hakka yolculuğu kişilere göre farklı olmakla birlikte en önemli sekiz merhalesi ve menzili şunlardır. Birinci merhale taleptir. Bu merhalede insan kendini tanımış, hakkı da tanıma yoluna girmiştir. İkinci merhale ahlakı arındırmaktır. Talep merhalesini aşınca salikin nefsini arındırması ve olgunlaştırması merhalesi tamamlan olgunlaştırması merhalesinin tamamlaması için makamlar şeklinde de adlandırılan aşağıdaki 8 menzili aşması lazımdır. Salikin tam bir talep ve çaba, riyazet ve çile ile elde edebileceği makamlar iktisabi ve kalıcı bir takım derecelerdir. Birinden diğerine varabilmek için her birinin bütün şartlarını tam manasıyla yerine getirmek lazımdır. Tövbe Geri dönmek, kalpteki müzmin düğümleri çözmek ve Allah'ın hukukunu uygulamak suretiyle ona dönmektir. Vera Şüpheli şeylerden uzaklaşmak ve uygun olmayan davranışlarda bulunmaktan korkmak ve nefis muhasebesi yapmaktır. Züh Herhangi bir şeye meyletmemek, dünyadan yüz çevirmektir fakr ihtiyaç duymak, Allah'a muhtaç olmak ve Allah dışındakilerine ihtiyaç hissetmemektir. Sabır tahammül. Bela için Allah dışındakine şikayette bulunmamaktır. Tevekkül itimat etmek. Allah'ın elindekine güvenmek ve gayrın elindekinden ilgisini kesmektir. Rıza hoşnutluk. Salikin kader ve kazanın gidişatından mutlu olmasıdır. Teslim, Allah'ın emrine itaat etmek, itirazı terk etmek, rızaya yönelmek ve belaya tahammül etmektir. Üçüncü merhale ise hallerin doğmasıdır. Flukun yukarıda anılan çetin yollarını kat ettikten sonra sadık, salik, çile, riyazet ve mücahedelerle bir makama varır ve bazen de hak sırlarından biri ona keşf olunur. Salik onları Allah'a nimeti bilmeli. Gizli tutmalı ve şükrü artırmalıdır. Hal, Salik'in kalbine doğan gizli ve batini parıltıdır. Sürekli değil, yıldırım gibi aneden gelir gider. Allah vergisi olup onun zatı ve sıfatının tecellisidir. Sufilere göre hallerin sayısı farklı ve değişkendir. Önemlileri şunlardır. Murakabe, dikkat kesilmek, kulun hakkını, hakkın onu sürekli gözetlediğini aklından çıkarmaması demektir. Allah'ın bütün hallerde, kulun kalbini ve içsel sırlarını bildiği ve haberdar olduğunu sürekli bilmesidir. Kurb, yakınlık, itaat etmek, Allah'a yaklaşmak, zaman ve mekansal olarak değil, hislerin, zevali ve nefsin izmihlali, salikin hakka istirak olmasıdır. Muhabbet, sevgi, seven, sıf e, muhibbinin sıfatlarının yok olması ve sevgilinin zatının ispatıdır. Havf, korku, endişe, istenmeyen bir şeyin oluşmasından, mahbubun sevgilisinin yitirilmesinden korkmaktır. Korku ve ümit salikin onların yardımıyla kurb fezasında uçtuğu iki kanat hükmündedir. Reca, ümit ve arzu, kalbin mahbuba ulaşma beklentisi ve Allah'a yakınlık ümididir. Şevk ve üns, alaka ve birliktelik, kalbi mahbubun cemaline vermektir. Şevk, sevgiliye vasıl olmak için sevenin aşırı talebidir. Üns ise kalbin sevgilinin cemalini mütala etmesiyle taşkın hale gelmesi ve bununla mutlu olmasıdır. Müşahede Görmek, Allah'ı her yerde ve her şeyde görmek ve kalp gözüyle Allah'ı görmektir. Yakin inanmak hüccet ve burhanla değil, iman gücüyle açıkça görmektir. İtminan Kalbin Allah'la rahatlaması, sükunet bulması ve ona dayanmasıdır. Kamil imanla kalp rahatlar. Zikir hatırlamak, Allah'ı hatırlama ve onun hatırında olmaktır. Merhale şevk ıstırap. Bu merhalede salikte iki hal oluşur. Birincisi salik şevk halinde olur ve bu hali bu hali yitirmekle ıstıraba düşer. Salik söz konusu merhaleleri kamil bir şekilde aşmadıkça ve em ile eman makamını elde etmedikçe bazen nur ve aydınlık alemi, bazen de zulmet ve karanlık içinde yaşar. İlahi cazibe ile meccuba dönüşmedikçe bu keşmekeşlik içinde kalır. Aşk Muhabbet kemal derecesine varınca aşk adını alır. Aşk da kemale erince maşukun zatında fena olunur ve böylece aşk aşık ve maşukun tek şey olmasıyla sonuçlanır. Sekr ve hayret. Aşk ve muhabbet son sınıra varınca ve insan hayvani ve insani yetileri kontrol altına alınca şaşkınlık ve hayret hali ortaya çıkar. Artık salik şaşkınlık ve hayret içinde kalır. Hem bilir hem bilmez, hem görür hem de görmez. Uykuda mı uyanık mı olduğunu bilmez. Rahati ve huzuru kaçar. Birçok sıkıntı, çile ve riyazetten sonra bu şaşkınlık denizinden ve baş döndürücü döndürücü baş döndürücü girdaptan ancak çıkabilir. Fena ve beka bu makamda salik bütün şehvetler, gururlar, benliklerden kurtulur ve kendinden fani olduktan ve kendini görmez hale geldikten sonra hak ve baki olur. Tevhid bu merhalede salikin gözü sadece bir hakikati görür ve salik ne kadar neye bakarsa baksın sadece o mutlak hakikati görür ve onun dışındaki şeyleri asla görmez.